Herkese merhaba, Reçel kanalıma hoş geldiniz. Ben Suna. Bugün yine sizinle bir saç boyamayla karşınızdayım. Saçlarımı Temmuz ayında sarı yapmıştım. İlk başta şu tokaları çıkarmam gerekiyor. Saçlarımı Temmuz ayında sarı yapmıştım. Fakat bronzlaştığımdan dolayı saçlarım bana çok sarı gelmeye başladı. Zaten aslında biraz alt tabanı hazırlayıp kumral olmak istiyordum ben. Şu anda saçlarım çok güzel bir sarıda, farkındayım. Ama bana göre fazla sarı. Birazcık işte bununla vakit geçirdim, ettim. Asıl gerçek istediğim renk olan 7.1'e boyayacağım saçlarımı. Bu rengi boyamayı çok istiyorum ama hiçbir zaman kısmet olmamıştı. Bu rengin benim rengim olduğuna inanıyorum. Umarım düşündüğüm gibidir, inandığım gibidir bir şeyler. Şimdi saçlarımı boyayacağım. Alnımdaki bu aslında sivilce değil. Biraz çok oynadım ve vücudum, yüzüm bana dedi ki neden oynuyorsun? O işte kan dolaşımını hızlandırdığım için orada kan sıkışması yaşattım cildime ne yazık ki. O yüzden bir şey çıkmıyorsa sıkmayın. Bundan bahsediyorum. Bu da size bir bilgi. Uzun zamandır yoktum. Yavaş yavaş video atmaya başladım. Umarım beni özlemişsinizdir. Bu arada videomun altına çok güzel yorumlar geliyor. Üzgün değilim. Sesim kısıttı. Üzgün değilim. Bir ara üzüldüm ama geçti her şey. O zaman hızsanız ben boya havlumu alıyorum. Ve işleme geçiyorum. Hiç lafı uzatmayacağım. Çünkü ne demişti bir Suna Koca lafı? Düşünürseniz bu işi yapamazsınız. Yine L'Oreal Excellence'dan şaşmıyorum. Bir ara L'Oreal Maybelline Türkiye'den çekiliyor gibi bir duyum oldu ama tek üzüldüğüm saç boyasıydı. Bu arada şundan dolayı boyuyorum. Dibim çok siyah oldu. Dibim geldi. Bakın biraz da hani burayı koyulatmak için boyuyorum. Pembelerim buraları aktı. Buraları daha sonra tekrar boyadığım için akmadı. O yüzden biraz renk değişikliği olacak ama umurumda değil. Tek verebileceğim başka detay. Benim burada bir tane şeyim vardı. Işıltılı şeyim. Hatırladınız mı? Şey işte. Işıltılı boncuğum. O işte buradayken ben onu çıkarmaya çalışırken sen git kökünden saçını kes. Bir yerde saçların böyle küçücük küçücük olursa o şeyden dolayı ben kestim. Evet, 7.1 L'Oreal Excellence küllü kumral. Açıyorum. İçinden oksidan. Beni hep izleyenler bilir. Fakat içindekileri. Krem boya. Şampuan çıkıyor. Saç maskesi çıkıyor. Bir çift eldiven ve kullanım kılavuzu. Şimdi tek yapacağım aslında şunu şunun içine koyup çalkalamak. Bunu açmak için de şöyle göstereyim. Belki bilmeyenleriniz vardır. Şu griyi çıkartıyorum. Ondan sonra bunu tekrar içine bastırıyorum. Orada bir kilit noktası var. Bakın. Tık etti. Duymuş olmanız lazım. Duymadıysanız da yapabileceğim bir şey yok. Ve içine sıkıyorum. Uçlardan başlamayı düşünüyorum. Yani şu sarı gözüken yerlerden başlayacağım. Daha sonra en son tiplerime yedireceğim. Bir kutu boya aldım çünkü saçlarım kısa. Bence bir kutu boya yeter. Açıyorum ağzını ve başlıyorum. Aa, püh. Her yerde oldu. Şunu şöyle sıkayım da. Tamam başlıyorum. Boyadım ya. Ben normal dip boyamamdan gideyim. Arkalara çok fazla ellemeyeceğim. Yani arkamın diplerine. Şimdi saç boylarımı uygulayacağım. Uzun zamandır saçlarımı kendim boyamıyorum. Çok heyecanlandım nedense. Buraları boyadım. Şişko geldi. Bir buraların ben bir önlerini bitireyim.
Arkadaşlar ben saç boyamayı unutmuşum. Nasıl boyanır unutmuşum ya da bu boyada bir sıkıntı var. Evet arkadaşlar şu an saçlarımı boyadım. Bir kutu bence yetti. Bunu çöpe atıyorum. Ve saçlarımı kaç dakika bekleteceğim ben size söyleyeyim. Bir okuyayım şunu. Bir defa nefesimi bu boya yaparken bu kadar daraldı. Şu an zor tutuyorum kendimi. Saçlarımı 30 dakika bekletiyorum. Daha sonra şampuanıyla yıkayıp bakım kremi yapıp geliyorum. Ya şu an daha bekliyorum ama saçlarım inanılmaz koyu renk oldu. Acaba boyalara karıştırdılar da bana mı denk geldiler bilmiyorum ama çok koyu oldu yani. Aşırı koyu oldu. Umarım sonuç koyu olmaz, çok üzülürüm. Ben çünkü hani kademeli bir şekilde 3 ton alçaltmak istemiştim saçımı. Kahverengi siyah olursa kahrolurum gerçekten. Artık beni daha göremezsiniz. Bekliyorum. Evet arkadaşlar saçlarım bu şekilde oldu birazcık şey. Ben çok beğendim. İlk başlarda dedim ki aha dedim kesin çok koyu bir saç rengi olacak. Ama öyle olmadı. Çok da iyi boyamışım. Birazcık şu pembelikler kalmış olabilir. Ama ben sorun etmiyorum. Evet. Gerçekten tam istediğim gibi oldu saçım. Tam istediğim gibi. Evet, umarım siz de beğenmişsinizdir sonucu. İzlerken eğlenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.